Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz öncelikle. Bu videoda traktörlerimizin yağını değiştireceğiz. Traktörlerimizden birisi TD75'te, birisi TD65S. Videoyu sonuna kadar izlerseniz kendi traktörünüzün yağını kendiniz değiştirirsiniz. Servisinize boş boşuna işçilik parası ödemekten kurtulursunuz. Ben 3-4 yağ değişimidir kendim değiştiriyorum. Hiçbir sıkıntı yok, zaten çok basit bir uygulama. Ayrıca bir alet edevat almanıza gerek yok. Kendiniz bir tornavida ile anahtarlarla söküp takabilirsiniz ya parçaları. Zaten değişecek olan parçalar iki tane filtre, iki veya üç, o değişir. Hidrolik filtresini değiştirip değiştirmeyeceğinize göre. Bir de yağı boşaltıp yeni yağ koymak. Bu kadar basit. Zaten uygulama esnasında anlatım yapacağım. İnşallah güzel bir video olur, yararlı bir video olur. Böyle videoların devamının gelmesi için veya vlog videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler şimdiden. Evet arkadaşlar, parçalarımız bunlar. Traktörlerimizden birisi TD75'te, birisi TD65S modeli. Bu tenekenin birinin içinde 10 kilogram, birinin içinde 7 kilogram motor yağı var. Bunlardan iki tane aynı, zaten aynı filtrede kullanılıyor traktörlerimizde TDD serisinde. 2 adet motor yağ filtresi, 2 adet de mazot filtresi. Biz hidrolik filtresini 2 yağ değişiminde bir sefer değiştiriyoruz. Bu artık size kalmış bir durum. Her zaman değiştireceksiniz diye bir şey yok. Öncelikle şu ızgarayı ve bu taraftaki ızgarayı sökeceğiz. Şu ızgarayı. Ardından yağ değişimine geçeceğiz. Ben bunları söküp videoyu tekrardan başlatırım. İzlemede kalın. Arkadaşlar, ızgaraların vidalarını söktüm. Benim traktörüm de şurada. Şurada. Bir tane de bu tarafta var. Şunu şöyle alalım. Şu mazot filtresini sökeceğiz arkadaşlar. Bu şu hidrolik filtresi aşağıdaki. O bir dahakine değişecek. Bunu bir öncekine değiştirmiştim ben. Aynı işlemleri TD75'te yapacağız. Şu gördüğünüz traktörde. Farklı bir işlem yok yani. Şu ayrıntı önemli. Bunu çıkaracaksınız. Benim traktörümde, yani sizinkinde bilmiyorum da, ızgaradan geçiyor benim traktörümde şu hava hortumu. Bu zaten yeni modellerde yok. Hava filtresinden gelen hava hortumu, egzoza giren. Şunu buradan çıkarmanız lazım. Kelepçesi var burada. Ardından bunu söküp buradan ayıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Burayı da söktük. Motor yağ filtremiz burada. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Ardından buradan yağı boşaltıp tahliye edip yeni yağımızı koyacağız. Filtrenin sökümü basit. Elle de çıkar ama elle çıkmazsa zaten filtre çöpe gideceği için buradan bir tane tornavidayı burası saplayıp çevirebilirsiniz. Öbürkünü de aynı şekilde yapabilirsiniz. Zaten çöpe gidecek. Önemli değil yani, delinse de delinmese de. Evet arkadaşlar, ben birazdan tekrar videoya geçerim. Değiştirirken videoda kalın. Arkadaşlar, mazot filtresini elimle gevşetebildim. Bu gevşemiş hali şu an. Şunu şöyle traktörün arka tarafına doğru çeviriyoruz. Ya yani bunu böyle çıkaracağız. Burada biraz mazot akabilir. Önemli değil. Zaten havasını kendi alıyor. Evet, bu filtre çöp. Ama bunu çöp kutusuna açacağız. Doğayı kirletmeyelim. Şunu şöyle atalım, toplarım ben sonra. Şu yeni mazot filtremiz. Bu da yeni motor yağ filtremiz. Motor yağ filtremiz arkadaşlar, elimle gevşetemedim. Bu yüzden tornavidayı sapladım. Arka tarafından geçirttim tornavidanın ucunu. Böyle.
Ben şimdi tornavidayı çıkarıp filtreyi tamamen söküp yenisini takarım. Evet, bu yeni filtremiz. Gördüğünüz gibi naylon daha kapalı. Bu söktüklerim. Öncelikle bunu naylonu çıkartalım. Bunun için mazot doldurmanıza falan gerek yok. Direkt takabilirsiniz. O kendini halleder. Biraz taktıktan sonra buradan pompalarsanız, bunu her çiftçi bilir zaten, mazot dolduktan sonra kendi havasını alır. Şu gördüğünüz şurada gördüğünüz video var. Bu videoya denk getirip normal civata sıkıyor gibi sıkabilirsiniz. Ardından kendi zaten sıkıyor. Ama sorun var. Ağzındaki conta. Şey oldu ama contayı kendi, neyse. Arkadaşlar, filtrenin ağzındaki plastik conta yerine çıktı gördüğünüz gibi. Şu. Bu yerine çıkarsa tam oturmayabilir. Bunu ben kendim yerine oturtmam lazım. Bir dakika. Evet. Evet, oturdu galiba. Kusura bakmayın, tek elimle çekiyorum. Evet arkadaşlar, tuttu. Şu an sıkmışlar, devam ediyor. Bir dakika, sağ elimle yapayım. Bunu elinizle sonuna kadar sıktığınız zaman, böyle sıkabildiğiniz kadar sıktığınız zaman, o zaten biraz kabarıyor conta. Kaçırma durumu falan olmaz. Yine de kontrol edersiniz çalıştıktan sonra. Bunu ben sıkarım daha sonra. Şimdi motor yağ filtremizi alalım. Gördüğünüz gibi bu da daha naylon duruyor ağzında. Böyle bir şey. Bunu ters yapıyorsunuz. Bunu herhangi bir uygulama yapmadan direkt montu yapabilirsiniz. Evet, bunları ben kendim sıkarım daha sonra. Ardından yağı buradan boşaltıp buradansa takviye edeceğiz. İlk akarken biraz bir yere doğru akıyordu. Ben tenekeyi biraz bir yere durdurmuştum. Sonra biraz yorulduğu için ileri gitmiş, dışına atmış biraz. Bunu temizleriz oradan. Bu yağ iyice damlasın, son damlasına kadar eksilsin. Sonra şu kapaktan yeni yağımızı ilave ederiz. Yağımız bayağı eskimiş, hatta yani pırtılı pırtılı geliyor. Yani biraz bu aslında yağın parasından kaçmak da değil de, zaman olmadığı için bu zamana kadar kaldı. Biraz geçti yani 50 saat falan saatini. Traktörlerin minimum kullanım süresi 250 saat yağ değişim süresi, ama 300 saat kadar falan kullanılabiliyor yaptığınız işe bağlı olarak. Bunu ben katarken de ya katarken şey yapalım. Zaten şu kapağı açıp katacaksınız, bu kadar basit. Bu 65 beygirler için 7 kilogram. 75 ve üstü için 10 kilogram ve değişiyor galiba. Buna 7 kilogram yağ katacağız. Aynı şeyleri 75'te hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim.
peşini değiştireceğiz. İnşallah güzel bir video olur, hoşumuza gider. Arkadaşlar yağımızı koyduk. Şu altta gördüğünüz şişeden onu yaptım. Kendi onu eskimiş. Yani onu kullanılmaz hale gelmiş. 7,5 kilo yağ alıyor. 70'in günde bugün değiştirmek isterdim ama onu parçacı 3 silindir sanıyormuş. Ben kendim gitmemiştim. Başka birine getirdim yağı. Bakın filtre şeylerine, malzemelerine. Onu 7,5 kilo koymuş. Onu bir daha sonra, yani şehre gittim diye 2,5 kilo daha yağ götürüp o zaman değiştireceğim. Mantık aynı zaten. Bu TDS serisiyle TDD serisinin parçaları aynı, uyuyor birbirine. Yani bu bakım parçaları. Sadece hidrolik filtresi farklı. Bununki biraz şişman filtre. Bununki ince filtre, eski traktörlerdeki gibi. Hidrolik filtresini nasıl değiştireceğini söyleyeyim, bahsedeyim. Hidrolik filtresi budur. Sağ önde bulunur. Bunu söktüğünüz zaman çöpe atarsınız. Yeni filtreyi takacağınız zaman bunlar da 1,5 kilo falan alıyor. İçine şanzıman yağından doldurun. Dökmeden aynı şekilde geri montajını yapın yeni filtrenin. 75'te de 2,5 kilo falan yağ alıyor o filtrenin içi. O biraz şişman. Onu da aynı şekilde öncekini atıp yenisini dökmeden içine yağ doldurup şanzıman yağından, yani bu şanzıman yağının süzen filtre olduğu için montajını yapın. İyice sonuna kadar sıktığınız zaman zaten sıkıntı kalmayacaktır. İsterseniz traktörümüzü yağ kapağını kapatıp çalıştıralım. Yağ kapağını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yağ maksimuma gelmiş. Evet, bunu da kapattık. Kusura bakmayın, biraz hastayım. Sesim değişik geliyor olabilir. Traktörümüz şu an pis. İşler bitti. Yağın değiştikten sonra bir de yıkamayı yapacağım. Ardından çekeceğiz garaja. Şu an motor filtresindeki havayı alıyor. Ses ondan değişik geliyor. Evet, şu an normal halde döndük, yanıtlıyorum. Gördüğünüz yağ önceki filtreyi sökerken oluştu. Yeni filtreden kaçırmıyor. Bunu filtresi taktıktan sonra burayı pompalarsanız moda filtresine yağ verip, pardon yani, kaldırmama gelin, mazot filtresine mazot verir, kendisi söyledim. Yani tüm doldurup daha kolay toparlar traktör kendini. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. İnşallah yararlı bir video olmuştur size. Siz de kendi traktörünüzü yağını değiştirebilirsiniz. Ben bunu sadece TDS serisi ve Neolan TDS serisi için video çektim. Benim traktörlerim bunlar. Bu 65 beygirlerde 7,5 kilogram motor yağı alıyor. 75 beygirlerde 10 kilogram motor yağı alıyor. Gördüğünüz gibi burada motor filtresi var. Bir arkada, pardon yine karıştırdım. Burada yağ filtresi var. Arkada motor filtresi var. Bunları değiştiriyorsunuz. Zaten bunları gösterdim değiştireceğim. Hidrolik filtresini ben 2 bakımda bir sefer değiştiriyorum. Bir öncekini değiştirmiştim, şimdi değiştirmedim. Onu da değiştirdiğimde de tarif ettim. Yerdeki yağ da bir yağı alırken döküldüm. Burada da kum var herhalde. Yağ aslında dökmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yerine yanlışlık oldu. Yağ çok kumaktı. Çıkmıyor yani oradan. Bayağı bir duruyor orada toprakta. Bunu yetmiş de gösterelim. Aslında bunu da kapaklarını falan sökmüştüm. Değiştirecektim. Tenekeyi de kaldırdım. Teneke hafif geldi elime. Aradım parçacı yağ ve ya dedim, hafif gel elime dedim. Sanki ikisi de 7,5 kilo gibi bir şey dedim. Senin traktörün 4 silindir mi dedi. Ben de evet dedim. Ben de 3 silindir sanıyordum dedi.
7,5 kilogram gönderdim dedi. Yani böylelikle bu kaldı. Bunu sonra değiştireceğiz. Bunu videoya çekmeme gerek yok artık. İşte bunun yanını söktükten sonra burada görüyorsunuz motor filtresini. Bunu aynı şekilde 60 tek gibi değiştiriyorsunuz. Bu şişman dediğim zaten belli, önce görüyorsunuz. Hidrolik filtresi, bunu söküyorsunuz, atıyorsunuz. Yeni filtreyi yağla doldurup bunların Blumaster serilerin, yani power shuttle olanların 10-30 B-Spec diye geçiyor şanzıman yağı. Shuttle olmayanlar, delta modellerini bilmiyorum. Bu da herhalde Aquifish'in yağından, Aquifish'in şanzıman yağından. Kontaktan sonra ikisini iyice sıkıyorsunuz elinizle. Traktörümüz şu an çok pis, yıkanacak. Mazot filtresi de burada. Bunu çıkarken burayı böyle biraz asıldığınız zaman çıkıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu TD'lerin yağ taliye şeyse altta. Şurada ya. Ha, şu gördüğünüz. Yağ konulan parça da işte bu. Bunu ben traktör aldığımda 800 saatteydi. O zaman değiştirmiştim. Şu an traktör 2000 saat diye geçti. 2300 saat böyle. Onu herhalde yine değiştiririm. Onun filtresi şu an yok da gittiğimde alırım. Onu da değiştirir gibi geliyor. O çok değiştirmeniz gereken bir şey yok. Öncelikle önemli olan bu mazot filtresi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Saygılar ve sevgiler dilerim.